hermosos lugares juntos, muy diferente arte, muy hermosas cosas. Ahorita estamos aquí. Realmente diferentes cosas hay en estos lugares, diferente historia, cosas. Pronto sobra hablar y Madre Perla, muy interesantes cosas y cosas de Otamón de Turco. Sí, juntos. Aunque se observe en las civilizaciones más antiguas de la primera época, la aplicación del nazar en los bienes como elemento ornamental es mucho más tardía. Aunque algunas fuentes afirman que el nazar se afiataba y se aplicaba a la madera en la arte sumerio, y aunque las decoraciones de nazar se encuentran en el arte indio en el lejano Oriente y el sur de Asia, se sabe que el nazar es más común y más desarrollado en el arte turco otomano. Muy interesantes cosas, pero muy hermoso realmente. Y hoy estamos aquí y Centro Cultural en Beirut, y Sedefane, se llama Sedefane. Sí, muy hermoso, cosas y muy diferente. Y hoy sobre hablamos Madre Perla. ¿Está bien? Vamos juntos. Sahile nereden, hangi derinliklerden geldi bilinmez. En nadide eserlere nakşedildi incinin anası sessiz sessiz. Doğmuştu derya derinliklerinde en güzel yedi rengi havi eser. Eserler ahşap, fil dişi, bağ, sedef birleşip oldu şaheser. Farklı idi yüzyıllar boyu bu güzellikler, sedefle renklendi adeta haneler. En la técnica conocida como incrustación de nazar, nazar o procesamiento de nazar, el nazar se coloca en hoyos atallados en la madera y se aplican adhesivos para evitar que se caigan. La superficie en contacto con la madera o el nazar está rodeada de hilos metálicos. El trabajo de incrustaciones del nazar se llama nazar, y el maestro que hace incrustaciones de nazar se llama nazar. La concha de tortuga, el marfil, el hueso, varios filetes y los metales preciosos como el oro y la plata también son materiales utilizados en la nazar.
La sustancia fosfórica dura, blanca, brillante como el arco iris, que se encuentra en el caparazón de algunos animales marinos y se usa en la madreperla, se llama madreperla. Y las personas que procesan esta sustancia se llama madreperla. Se divide en variedades como blanco, arce, basura, piedra nazar. Estas conchas de larga vida nazarí, fósiles de millones de años también se ven en la tierra. Las conchas de moluscos muy grandes que crecen en mares cálidos son ricas fuentes de nazar. Ahora tendremos una conversación con mi querido amigo y su padre sobre este hermoso lugar y el arte de la madre perla. Señor Erdoğan. Yes. Señor Serhat. Evet, Erdoğan Bey. Bu muhteşem atölye, sedefhane. Sedef sanatına ne zaman başladınız? Ve tabii ki biraz da bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Böyle bir değerli sanatın, sanatla ilgili birkaç kelam etmek bizim için de önemli her şeyden önce. Hem dünyadaki dostlarımıza, hem ülkemizdeki dostlarımıza, kardeşlerimize, sanat severlere. Bu sanatı anlatmak bizi mutlu edecek tabii ki, her zaman ettiği gibi. Evet. Benim adım Erdoğan Baydar, İstanbul Fatih doğumluyum. Geçmiş soyumuz bizim Kırım'dan geldi, Kırım Türküyüz daha doğrusu. 1953 Fatih'te doğup, işte bugünkü yıla kadar olan süreçte İşte eğitim hayatı, öğrenim hayatı, profesyonel iş hayatı, sanat hayatı hepsi bizde eş zamanlı yürüdü. Öyle diyelim. Bir kere önemli kısmı bu her şeyden önce. Burada ifade ettiğimiz gibi, yani burada diyoruz ki biz her şeyden önce gönül vermek. Bir kere başta hayata gönül vermeniz çok önemli, yaşama gönül vermeniz çok önemli. Gönül verdikten sonra biz yine sedefhanemizin hisleri olarak, üç hisleri olarak böyle bir düzenleme yaptık. Bütün gelen dostlarımıza, sanata yakın bakan kardeşlerimize ne diyoruz? Önce hedef diyoruz. Sonra inanç ve inanmak diyoruz. Ve sevmek diyoruz. Baş harflerinizde okursanız his, yani üç hislerimiz sedefhanenin bunlar. Evet. Sonra da ikinci etapta dördüncü hislere gidiyor. Onu da yeri geldiğinde anlatırız. Tabii bu yaşam süresi içerisinde sedefçilik nasıl doğdu, nasıl bizim dünyamıza girdi? Yani yıllar öncesinde daha henüz tabii evladımız dünyada yokken ben bu sanata adım attım. İstanbul'da bulunan, ki benim o tarihlerde yani 1977'li yıllarda Kapalı Çarşı Zincirlihan'da bulunan eski bir sedef ustası ile bir vesileyle tanıştık. Biz aradık, biz bulduk o ustayı. Gönlümüzden sedef geçiyordu, sedefli eşya geçiyordu. Klasik kemençe yaparken klasik kemençemizi biz hangi değerler koyarak farklı bir katma değere ulaştırırız? Yani sedef katmalı klasik kemençe yaparız. Dan yola çıkarak ustamla yolum Zincirlihan'da kesişti. Buna da bazı dostlarımız vesile olmuştu. O günden beri bu sanata gönül verdik. Çok güzel. Halen de bu gönül vermemiz devam ediyor. Daha boyutlarını üst zirvelere taşıya gidiyoruz. Biz daha yolun mütevazi manada düşündüğümüzde başındayız diyoruz. Bu
kadar birikimimiz olmasına rağmen. Bunu ne adına yapıyoruz? Ülkemizin, toprağımızın, bayrağımızın altında yaşayan, bu ülkenin insanı olarak kültürüne ve sanatına sahip çıkan, sahip çıkmaya çalışan, onun kültürünü yaşatıp yaşatmaya çalışan bir misyon üstlendik. Dolayısıyla böyle bu güzel yüzüyle bir ortamda da bize bu mekanı açtılar belediye başkanlarımız. Dolayısıyla burada sanatımızı büyük bir zevkle sürdürüyoruz. Tabii sedefçilik sanatı ilk önce sedef dediğimiz zaman sedef akla geliyor. Yani oradan başlamak gerekiyor. Evet. Yüzyıllar öncesinde bizim denizlerimizde sedef kakmacılığa uygun deniz canlısı yok. Çok binlerce deniz canlısı var çeşitli olarak ama baktığınız zaman bizim denizlerimizdeki kabuklar, yani özellikle sedefli kabuk zaten yok. Varsa da çok minik, onlar da sedefli eşya yapmaya, sedefli eser yapmaya müsait olmayanlar. Nerede, hangi denizlerde yaşıyor? Burada şimdi iki cins, bir karından bacaklılar, bir de kafadan bacaklılar dediğimiz türler var. Yani bunlar şimdi, şunlar karından bacaklılar. Evet. Godwich dediğimiz deniz kulağı. Bunlar da işte gördüğünüz gibi yedi rengi havi, muhteşem, yani kendisi muhteşem bir eser zaten. Yani yüce yaradan öyle yaratmış ki, yani bunun rengi tamamıyla doğal hali bu. Herhangi bir üstünde boya vesaire hiçbir şey yok. Kendi orijinal şekli. Bir diğer yine karından bacaklılar olan çeşit Black Abalone dediğimiz, yani siyah ağırlıklı, bunlar da yine inci yetiştiren, yani Mother of Pearl dediğimiz cins türü de olan kabuklar. Bir diğeri de bu da yine Mother of Pearl, yani White Mother of Pearl. Bu da inci yataklarını şöyle görebilirsiniz. Bunlar işte 6-7 tane inci yetiştiren. Yüzyıllardan beri işte tropikal denizlerde inci avcılarının bulunduğu bölgelerde, dolayısıyla kabukların bulunduğu bölgelerde inci avcıları dalar, çıkartırlar ve 30-40 metreye herhangi bir aletsiz dalar çıkartırlar. İnciyi çıkartırlar. Sonra kabuklar bir şekilde etrafta yüzyıllar boyu kullanılmamış. Ama ondan sonra bazı ne diyelim, sanata ilgili olanlar bu sedefin bir yerlerde kullanılacağını düşünmüşler. Esasında 1300'lü 1400'lü yıllarda da bir sedef işlemeciliği söz konusu. Dolayısıyla karından bacaklılar dediğimiz bu. Bir de kafadan bacaklılar var. Salyangoz türü dediğimiz. Bunlar da kafadan bacaklılar cinsinden. Evet. Bunlar da sedefçilikte kullanmaya elverişli. Aynı zamanda bir başka türü, yine bir kafadan bacaklılar. İşte halk dilinde minare diye ifade edilen bir kabuk cinsi. İşte küçükleri, biraz daha büyükleri, farklı bölgelerden. Mesela pink, yani Godwich dediğimiz, bu da rengi farklı olan bir deniz kulağı. Godwich de deniyor, deniz kulağı da deniyor. Bir de buna bakarsanız tabii, zeminde bu yaşayan hayvancık bu şekilde dipte yaşar. Böyle de pencereleri vardır, dışarıya izler. Yani büyük balıklar ne yapar? Bunun etini çok severler. Zeminde çevirirler, içini yerler. Kabuk bu şekilde kalır. Dipte kalır. İşte onu da dışarı, deniz dibinden çıkaran dalgıçlar bir takım işlemek üzere belli ülkelere, belli ortamlara gönderirler. Sedef'in kısaca tanıtımı bu. İşte yumuşakçalılar grubunda olanlar. Bunları tabii, bu ayrı bir ilim esasında. Bunu da anlatmaya kalksanız, bunun da üzerinde çalışmaya kalksanız bir ömrünüz bile yetmez. Dünyanın üzerinde kabuk koleksiyoncuları vardır böyle belli başlı.
bizim ülkemizde de var, yurt dışında da var. Bu kabuk koleksiyoncuları da özellikle sedefli sedefsiz olmak üzere on binlerce deniz kabuğu vardır koleksiyonlarında. Onları da takdirle karşılamak lazım. Çünkü Yüce Yaradan'ın yaratmış olduğu canlıyı bir şekilde insanlara tanıtabilmek. Evet. Esas konumuz da bir sedefkarlık. Biz bu kabukların şeyinden, güzelliğinden istifade ederek, bize verilen melekeleri de kullanarak, işte burada görmüş olduğunuz sedef kakmalı veya çalışma yöntemi farklı olan yöntemlerle yapılmış olan eserleri de bu deniz kabuklarından yapıyoruz. Tabi sedefçilik dediğimiz zaman sadece deniz kabuğu, yani sedef malzeme değil. Bunun yanı sıra ahşabı çok önemli. İşte kaplumbağa kabuğu, deniz törtüşel, geçmişte çok avı müsait olan dönemlerde avlanmış ve bu kabuğu özellikle sedef ve bağ birleştirilerek kullanılmış. Tarihçesine geldiğimiz zaman ülkemizde şöyle bir şey var. Özellikle 14. yüzyılın sonlarında sedef işlemeciliği, sedef kakmacılığı yapılmaya başlanıyor. Tarihi kayıtlarımızda böyle. Ama ta Sümerlere dayanan da bir tarihçe var esasında. Milattan öncesine varana kadar da bir süreç var. Orada tabii çok bugüne kadar gelen eser olmadığı için onun tarihçeleri bir yerde tıkanmış kalmış. Ama bizim ülkemizde, yani Osmanlı'da, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri başlangıcında, Selçuklu sonlarında onların taş malzemelerde kullanmış olduğu motifler, ondan sonra çeşitli desenler, çeşitli Rumi motifler, çeşitli çiçek ve dallı motifler bütün Osmanlı eserlerinde yer almış. Yani hatta şöyle ifade edilir, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin sandukasının son sedefle kaplanarak yapıldığı ve o şekilde defnedildiği ifade edilir. Bu da tarihi kayıtlarda bulunuyor. Diğer yüzyıllara geldiğimizde, o yüzyıllardan itibaren hiçbir zaman için gerileyerek değil, farklı yönlerde ilerleyerek, daha güzel eserler meydana çıkarılarak sedef günümüzde kullanılan her türlü eşyaya girmiş. Bizim burada bir kısmı var tabii yaptığımız eserler. Yani şayet bizim esasında hem mekan olarak hem maddi imkan olarak elimizde böyle bir olanaklar olmuş olsaydı, bugün geçmişte kullanılmış olan tüm eserleri yapmaya muktedir olan bir atölyeyiz. Dolayısıyla tabii Evliya Çelebi'miz var bizim, seyahatnamesi var. 17. yüzyıllarda İstanbul'da, özellikle Vefa semtinde 500 nefer, 100 tane sedefçi atölyesinin bulunduğunu kayda düşmüştür. Yani düşünün, işte 500 sedefkar, demek ki her atölyede 5 sedefkar çalışsa 100 atölye. 500 tane nefer diye ifadesi de bundan kaynaklanıyor. Bunlar hem saraya çalışmışlar, hem halka çalışmışlar. Çünkü saraydaki bir takım eşyalar, sedefli eşyalar zaten muhteşem eşyalardır. Onun haricinde yine güncel bir takım nafakalarını temin etmek üzere bu sanatkarlarımız ufak tefek kahve sehpasıydı vesaireydi, bibloluktu, birçok eserler meydana getirmişler. Onlar hep belli konaklarda yer almış, belli evlerde yerini bulmuş, köşesini bulmuş. Ama yani bir mesela 1918'li yıllarda bir Fatih'te Zeyrek yangını vardır. 7500 tane ahşap ev yanıyor. Bu Vefa'yı da kapsıyor. Yani Vefa bölgesinde de çok ahşap ev var. Yani tabii o yüzyıllar en verimli çağlar sedefkarlıkta. Sultanahmet Camisi'nin mimarı olan sedefkar Mehmet Ağa var. O da 20 yıl eğitim görüyor sedefkarlıkla ilgili ve
çok güzel, muhteşem eserler meydana getiriyor. Bunların bir kısmı müzelerimizde yer alıyor, envanterlerinde yer alıyor. Birçok insanlar tarafından ziyaret ediliyor bu eserler. Yani tahtlar, saltanat kayıkları, Kur'an-ı Kerim mahfazaları, efendim rahleler, Osmanlı tabureleri, sehpaları gibi o kadar çok eser var ki müzelerimizde. İşte bu kendi bünyelerinde de ufak onarım atölyeleri var. Eskiyenleri onarılıyor, tamir ediliyor. Günümüzdeki sedefkarlığa gelirsek, yani yakın tarihte benim ustamın olduğu dönemde İstanbul'da 3 tane sedefkar vardı. Bana da nasip oldu. O 3 sedefkardan bir tanesi ustamın, ben çırağı olma şeyine nasip oldu. Dolayısıyla birlikte çok güzel yıllar geçirdik. Yaklaşık 5 yıla yakın bir süre beraber olduk. Ölümüne kadar olan süre. Belki o da erken yaşta vefat etmemiş olsaydı, belki de uzun yıllar yanına yine hep çırak olarak. Evet. Çünkü sanatı nerede öğrenirsiniz? Sanatı sanatkarın atmosferinde öğrenirsiniz. Tabii. Atölyesinde öğrenirsiniz. Onun adı da rahle-i tedrisattan geçersiniz. Yani şimdilerde işte kurs deniyor, vesaire deniyor. Tamam, bunlar da çok önemli çalışmalar ama yapılan özellikle her sanat dalı için geçerli bu. Bir ustanın tedrisatından geçmek çok önemli. Çünkü orada bir kültürü alıyorsunuz. Hem yaşam kültürünü alıyorsunuz, hem sanat kültürünü alıyorsunuz. Kaplumbağa Hasan'ın sırtından elde edilmiş olan bağ dediğimiz malzeme. Bu da çok önemli malzeme. Şimdi avı da zaten yasak. Yani biz de arzu etmiyoruz. Böyle bir malzemeyi de kullanmıyoruz ama elimizde işte ustamızdan da kalan birkaç parçayı böyle gözümüz gibi muhafaza edip saklıyoruz. Onun haricinde bu boynuz, manda boynuzundan istifade ettiğimiz söz konusudur. Sonra kemik malzeme, yani bu mamut dişi, boynuzu herhalde. Dolayısıyla kemik, bundan önce yine fil dişinin serbest olduğu, yani fil dişi avlarının yapıldığı dönemlerde fil dişi kullanılmış. Özellikle fil dişi de Hindistan ve Pakistan bölgelerinde kullanıldığından dolayı, yani orada da fil dişi işlemeciliği söz konusu. Sonra onlar da sedefli fil dişini karma çalışmalar yapmışlar. Biz de burada manda bacak kemiğinden kullanıyoruz. Yani fil dişi zaten aramıyoruz da daha doğrusu. Bir takım sedefkar kardeşlerimiz bazı yollardan getirmeye çalışıyorlar onları. Ama biz o hususta şeyiz, yani hassasiyetlerimiz var tabii ki. Biz de onları kullanmamaya veya hiç kullanmıyoruz daha doğrusu. Mevcut olanı kullanıyoruz. Kısaca yani tarihçeden bahsettik. Atölyemizin tarihçesinden de işte kısaca bahsedersek, biz işte şu gördüğümüz atölye benim evimin balkonundaydı. Ben yıllar yılı profesyonel yaşamda iken akşamları geldiğimde ufak bir istirahatten sonra atölyemde çalışmalarımı balkonumda yapıyordum. Tabii ev ortamında bu atölye çalışmasını, özellikle bizim sanatımızda olan çalışmayı yapmamız kolay bir şey değil. Fedakarlıklar gerekiyor. Evlat da o atölyelerin içerisinde büyüdü yani esasında. Hatta ondan öncesi odadaydı yani. Atölyeden önce odanın bir kenarındaydı atölyemiz. Ve bu sanatımızı da hiçbir zaman için bir yere bırakmadan, rafa kaldırmadan bu yıla kadar hem profesyonel yaşam, hem sanat, bir de bizim musiki ayağımız var tabii. Musiki ayağımızda da onu da yine eş zamanlı sürdürmeye çalıştık. İşte herhalde bir koltuğun içine 3 tane karpuz sığdırmaya çalıştık gibi bir şey oluyor. Yani hayata bakışınız önemli tabii. Bunları sanatla ilgili dediğimiz gibi gönül vererek yapmazsanız bir yere varmanız çok zor.
bizi buraya kadar getiren o gönül vermedir. Biz de o gönlü verdiğimize inanıyoruz. Bu alanda da herhalde sen artık diğer bakanlık vesaire o çalışmaları anlatırsın. Sözü sana bırakmış olayım. Evet. Soracağın bir şey varsa bu arada cevaplandırayım. Öncelikle bilgiler için çok çok teşekkür ederim. Benim merak ettiğim şöyle bir husus var. İşlemesini nasıl yapıyorsunuz? Yani çünkü çok meşakkatli bir iş olduğunu tahmin ediyorum. Bilmediğim bir şey ama yani çünkü sanatın her kulvarı emek ister, ruh ister, hani hissiyat ister. Muhtemelen sedef sanatçılığının da meşakkatli ve hani emek istendiği aşikar olarak ortada duruyor. Ama tabii ki sonuç itibariyle ben hani kendim nasıl işlendiğini bilmiyorum, hiç görmedim. Hani çok ufak şekilde hani onu da bize anlatırsanız. Şimdi mesela şuradaki çalışma, bunu anlatayım kısaca. Evet. Şimdi bunu son sedef kaplama yöntemi, yani kaplama yöntemiyle yaptığımız bir şeydir. Yani hem evet. Kakma hem kaplama yöntemi. Yani burada da öyle. Hem kakma hem de kaplama yöntemi. Şimdi şunlara, yani yuvaları, sedefleri hazırlıyorsunuz. Yuvaları açıyorsunuz. Bunu bıçaklarla açtıktan sonra içerisine kakma yöntemiyle sedef malzemeyi, sedefi, ham maddeyi koyuyorsunuz. İstediğiniz motife uygun. Sonra zımparalayıp, tesviye edip efendim kullanılır hale getirmek üzere çalışmayı şey yapıyorsunuz. Burada da yüzeyde de aynı. Bu masif ceviz ağacıdır. Ceviz ağacının üstleri gördüğünüz gibi tamamıyla kaplamadır. Evet. Yani ceviz ağacının şu mesela bir kök ceviz ağacı. Evet. Cevizin kök kısmı. Muhteşem bir şey bu. Yani baktığınız zaman tablo gibi bunu asar duvara izlersiniz. Aynen. Ceviz ağacı da özellikle sedefkarlıkta en çok kullanılan şey. Şimdi yöntemler farklı olduğu için bunların tabii yapım süreçleri farklı farklı. Mesela bu da bir kaplama yöntemli. Şimdi burada mesela o bacağı da getir istersen. O bir tanesini de onu anlatalım. Şeyi, şuradaki bacağı. Şimdi mesela bir Osmanlı kahve sehpası yapacağız bunu da böyle. Evet. Bakın buradan motiflerini çizdik. Şimdi hazırlıyoruz şu zeytin ağacı. Filatolarını döşüyoruz. Bunların arasına istediğim... Tabii bu neyle başlıyor? Önce tasarım yapıyorsunuz zihninizde. Yani evet. Hayal ediyorsunuz. Ne yapmalıyım? Hangi ürünü yapmalıyım? Onu hayal ediyorsun. Sonra eskizini hazırlıyorsunuz. Kara kalem çizimini yapıyorsunuz. Sonra bizim bilgisayar altyapımız müsait olmadığı için oturuyoruz kendimiz bunu böyle çiziyoruz bunları esasında. Bilgisayarda bunlar rahatlıkla şeyde yapılabilir. Yani AutoCAD programlarında vesairede. Ama biz kendimiz çizimden yapıyoruz. Filatolar vesaireler. Ondan sonra diyelim işte ayak kısımlarını hazırlayacağız. Hep bunlar kaplama yöntemi dediğimiz. Yani yüzeyi, mesela bunun zemini çam ağır. Bu da çamdır. Şu cevizdir ama şu çamdır. Niye bunu böyle kullanıyoruz? Çok fazla ağır olmasın diye bu kullanılacak eser. Çeşitli muhtelif ağaçlardan şu şekilde filatolar hazırlıyoruz. Kaplamaları da yapıyoruz. İşte sedefi buraya koyuyoruz. Sonra aralara sedef koyacaksak bunların sedeflerini hazırlıyoruz. Ve neticede şu vitrinde gördüğümüz gibi eserler var. Onu da çekebilirsiniz orada. Bir şekilde eser haline dönüşüyor. Tabii burada bizim kullandığımız yöntem eseri İstanbul işi ve bunun içerisinde de kaplama yöntemi var. Gömme yöntemi var. Yani kakma yöntemi var. Onun haricinde çok azınlıkta şimdi nalınlarda gördüğümüz belki üstünde kalem işi çalışması vardır. Bizim çalışma yöntemlerimiz bunlar. ama geçmişte mesela bir Kudüs'te şu kabuğunu alıyor,
Kudüs'te masif kabuğu alıyor. Bunun üzerine çelik kalemlerle buraya bir diyelim ki Kudüs mabedini yapıyor. Bu masif sedef çalışması oluyor. Hı hı. Yani doğal sedef kabuğunun içerisine yaptığı çalışma ayrıca bir eser haline geliyor. Evet. Yani kendisi bir eser, yapılanla beraber muhteşem bir eser oluyor. Evet. Onların da takdir etmek lazım yapan ustaları. Bizim günümüzde ülkemizde işte herhalde sedef kabuğunun çok kolay bulunmadığından dolayı da böyle bir çalışmaya yönlenilmemiş. Biz evet. daha çok ahşapla birleştirip, kemikle, bağıyla, ahşapla, muhtelif işte abanoz ağaçlarından, siyah ağaçlardan bir kompozisyon ortaya çıkmış. Ve yapım teknikleri itibariyle de bu şekilde bir üretim akışı prosesi oluşmuş. Biz şu anda dediğimiz gibi tasarımını yapıyoruz, ölçeklendiriyoruz. Ona göre ahşap kısmını yine kendimiz yapıyoruz. Ahşap kısmından sonra da yapılacak olan diğer kalkma veya kaplama yöntemli çalışmaların altyapısını hazırlıyoruz. Sonuçta da eser meydana çıkıyor. İşte ondan sonra tesviyeleri sıfır düzeye getirilmesi, zımparalanması, eğelenmesi, daha sonra cilalanması ile birlikte ürünü en son hale getirmiş oluyoruz. İş akışı böyle. Kısaca. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Escuchamos información valiosa sobre cómo se practica el arte de la madre perla y su breve historia del señor Erdogan. Quería prepararles este video en dos partes. Nos vemos en la segunda parte. No olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta al video. Gracias por verlo. Hasta luego. Adiós, queridos mis amigos.